Bu videoyu izlemelisin. You should watch this video. No, you must watch this video. You have to watch this video. You need to watch this video. Hangisi olacak ya? Eğer sizin de kafanız böyle karışıksa, hangisinin ne anlama, kesinlikle ne anlama geldiğini bilmiyorsanız, günlük hayatta bunları çok sık karıştırıyorsanız, hem geçmişi had to, didn't have to, hem de geleceği için will have to, yani ben bunları çok iyi bilmiyorum, özellikle de should, must, have to'yu karıştırıyorum diyenlerdensiniz, bu video tam senin için. Sit down there and watch me. Alright? You must watch this video. Gelin bunları yakından inceleyelim. Should, must, have to. Good. Should. Bakın should, must, have to'dan sonra fiilin birinci hali geliyor. Unutmayın. Şimdi gelin should ne demek? Should tavsiyedir arkadaşlar. Tavsiye. Tavsiye. Yani ben kendi fikrimi söylüyorum. Aslında fikir söylüyorum. Birbirine bir tavsiyede bulunmak. Yani ben söyledim rahatladım. Olsa da olur, olmasa da olur anlamı geliyor. Yani yapsan iyi olur. Bak hemen yazalım. Yapsan iyi olur. Good. Yani ne demek bu? Çocuk orada televizyon seyrediyor. Sen ona ne dersin? Ders çalışsan iyi olur. You should study. Hemen yazalım. You should study. Very good. Peki ben ona you should study dediğimde onun oradan kalkıp ders çalışacağını falan mı düşünüyorsun? Tabii ki hayır. Should da ben tavsiyede bulunduğum için kişilerin burada sözü geçen eylemleri yapacaklarını beklemem. Sadece söyledim, rahatladım. Bu benim kendi fikrim, tavsiyem, önerim şeklinde kullanır. Yapsa iyi olur. Yapmasa bir şey olmaz ama yani yapsa iyi olur gibi. Peki ben onu, o çocuğu oradan nasıl kaldırırım biliyor musun? Must'la. Yani ben ona şöyle deseydim ya. Ders çalışmalısın. Hadi. Thank you. Televizyonu kapatmalısın dediğimde sence kişi ne oluyor ya demez mi? Bence de. Değil mi? Should'dan işte en önemli fark must'ta budur. Must yapmalısın der. Adamı harekete geçirir. Mesela diyorum ki you must study. İngilizce çalışmalısın. Kim diyor bunu? Ben diyorum kardeşim. Ben. You must study. Hadi. Gördük mü? Demek ki must'ı should'dan ayıran en önemli özellik bu. Biri tavsiye, biri yapmalısın diyor. Oo, harekete geçiririz. Bakın should'da you should study. Bakın bunun body language'ı bu. You should study. Bununkisi you must study. You must study. Ders çalışmalısın. You should study English. İngilizce çalışsan iyi olur. İngilizce ya çalışmasa bir şey olmaz. Ha, çalışsın. Peki bunların olumsuzu ne? Bakın bunun olumsuzu da you shouldn't watch TV diye bir şey. Ne demek bu? You shouldn't watch TV. Televizyon seyretmesen iyi olur. Nacizane bir fikir değil mi? Kendine tavsiyem. Tabii ki ben de onun orada televizyonu kapatıp gitmesi gerektiğini beklemiyorum. Peki burada ne olurdu? Bu. Burada you mustn't watch TV. Bak yaz. You mustn't watch TV. Televizyon izlememen lazım. İzlememelisin. Dediğinde adam kalkar. Tamam abi der, gider. Çünkü ben burada must'ı kullandığımda onun onu yapmaması gerektiğini söylüyorum. Onu harekete geçiriyorum. Bu benim kendi fikrim. Bu kişi bunu yapmalı diyorum. Ya da bu benim kendi fikrim. Bu kişi bunu yapmamalı diyorum. Must ya da mustn't. Good. Şimdi you mustn't watch TV. Televizyon izlememelisin. Aynı zamanda mustn't'lar kurallarda da kullanılır. Şimdi zaten bundan bu ve bundan sonra en büyük fark bu. Should'da kural yok. Should kurallarda kullanılmaz arkadaşlar. Yani şimdi kuralda kullanılmıyor. You should study English. Ders çalışsın. Bu nesi kural? Zaten belli. Bu kural değil bu. Kurallarda should kullanılmaz. Geç. Kurallarda must kullanılır. Siz tabii ki ne yapıyorsunuz? Must'la have to'yu çok karıştırıyorsunuz. Testlerde, günlük konuşmalarda, yani kurallarda have to olacak, must olacak. Hatta bazen neyin kural veyahut da neyin
zorunluluk olduğunu bilmiyorsunuz değil mi? Bakın zorunluluk dışarıdan geliyor bu. Buna bakacağız şimdi. Şimdi mustn't. Şimdi kütüphanede bunlar değil mi? You mustn't talk. You mustn't speak. Değil mi? Şimdi bakın bu ne bu? Kütüphane kuralı. Ne diyor? Konuşmamalısınız. Yani adam ne diyor da yaz yavrum. You must not smoke here. Yaz koyuyorum duvara. E sen ne yapıyorsun? Geliyorsun. Bir de sigara içip demesi lazım. Baksana you mustn't smoke diye. Bunu söyleyen biri var zaten değil mi? Şu abim söylüyor bunu. Buna göre kuralda da çünkü kuralları da bu koyuyor. Tabi kişi koyan kuralları. O yüzden must'ı biz burada kullanıyoruz. Değil mi? You must not wait there. Orada beklememelisin. Kural. Peki bu kural çiğnenir mi? Tabii ki çiğnenir. Bak bekliyorum. Bekliyorum. Bekliyorum kural. Ama kural çiğnediğim için yani bir sonuçla da karşılaşabilirim tabii ki. Değil mi? Çünkü kurallar çiğnenir. İşte how to you must'dan en önemli özellik bu. Bakın arkadaşlar have to kural olmadığı için çiğneyemezsin. Çünkü yok yani. Şimdi bakın bir örnek daha verelim. Şimdi have to zorunluluk dedik değil mi? Güzel. Adam yurt dışına çıkacak. Pasaportu yok. Yani şimdi sen adama ne dersin? Pasaportunuz yok sizin beyefendi. Değil mi? Yani şimdi kurallar gereği değil de yani bu artık şimdi ben ona desem ki bak şöyle desem. Bir, iki, nasıl diyeceğim? You must have a passport. Değil mi? Passport. Ne demek bu? Pasaportun olmalı. İki, you have to have a passport. Bu ne? Pasaportun olmak zorunda. Şimdi bunların hangisi kural? Bak şimdi. Kural olan bir şey çiğneyebiliyorsun, değil mi? Evet. Ya bu adam yani pasaportu yok. Hadi git bakalım. Hadi uç. Uçabilir mi? Uçamaz. O zaman bu kural değil. Demek ki burada you have to have a passport diyeceksin. Neden? Çünkü onun öteki way'i yok. Ama must'ın öteki way'i var. Kırmızı ışıkta durmalısın. Durmadı. Gidiyor. E bu bir kural. Ve o da çiğnedi. E çünkü have to bir kural olmadığı için sen bunu çiğneyemezsin. Yani yok öbür türlü yapamazsın. Ben doktor olmak istiyorum. Sınavı geçmelisin. Geçmek zorundasın daha doğrusu. Şimdi bu bir kural mı? Değil. E sen şimdi sınava geçmeden doktor olabilir misin? Olamazsın. Şimdi ben ne diyeceğim? You have to pass the exam. Bitti. Çünkü bunun öteki bayı yok. Bu bir zorunluluk. Kural olsaydı çiğnerdin. Yani ben sana diyeceğim you must pass the exam. E hadi. Bakın kural olmadığı için sen bunu çiğneyemezsin ki. Yani doktor mu olacaksın sınava girmeden? Değil mi? Bu da bunlara bakar. Demek ki must yapmalısın ve kurallarda kullanılıyor arkadaşlar. Ve kurallar çiğnenebiliyormuş. Yani bir şeyin kural mı değil mi olduğunu oradan anlayacaksın. Şimdi doktor bana ilaç verdi değil mi? Şöyle diyor. Doktor bana ilaç verdi. Ben bunu içeceğim. Şimdi bu bir kural mı? Yani şimdi içmeyebilirsin de doğru söylüyorsun. İçmeyebilir. Hocam diyeceksin. Hocam ben bu ilacı içmeyeceğim. İçme. Geberirsin. Ya şimdi buradan böyle eli kolun sallayarak gidemezsin. Yani must'ı have to'dan ayıran, kuralı zorunluluktan ayıran önemli özellik budur arkadaşlar. Must'ta kurallar, have to'da zorunluluk var. Zorunluluk çiğnenmez. Onu yapmak zorundasın. Bak zorundasın ya. Zorundasın. Zorundasın yani. The other way yok. Değil mi? Ne demek bu? I have to pass the exam. Niye? In order to be a doctor. Bu kadar basit. Doktor olmak için ben bu sınavı geçmek zorundayım. Bu bir kural olsaydı sen bu sınavı geçmeden doktor olurdun. Ama olamıyorsun. İşte bu bir zorunluluk. Ve bu zorunluluklar arkadaşlar bu ikimizin dışında olan bir şey. Şimdi should İkimizin içinde olan bir şey aslında baktığımız zaman ne diyoruz? Yani ders çalışsan iyi olur. Benim kendi naçizane fikrim. Must ne diyor? You must study English. Ders çalışmalısın. Ben koyuyorum zorunluluğu. Have to da body language şöyledir. You have to. Yapacak bir şey yok. Bakın yapacak bir şey yok. Yok yani. İşte must'ı have to'dan ayıran da body language budur. Şimdi sen diyelim ki tabii yurt dışına çıkmak istiyorsun. Ben sana şöyle derim.
You should study English because İngiltere gidiyor ya, ben de ona şöyle diyorum. Yani İngilizce çalışsa ne olur şimdi? Faydasını görürsün. You should study English. Hmm. Şimdi must'a geldiğiniz zaman şöyle diyeceğim. Bak kendim koyuyorum. Bu kişi koyuyor zorunluluğu. Para biriktirmesin, para, İngiltere gidiyorsun. You must save up some money derim. Kime göre? Bana göre. Ben koydum zorunluluğu. Ama şimdi bir tık daha üste gidelim. İngiltere gidecek ya. Vizen yok dese mesela, ben ne derim ona? Vizen yok mu? You have to get a visa, I'm sorry. Yani vize almak zorundasın. Yapacak bir şey yok. Otherwise gidemezsin. Gidemezsin. Çiğneyemezsin. Çünkü bu kural değil, gidemezsin yani. Bunun one way diyadı yok yani. Ama burada var. Kırmızı işte, duramazsın. Durmamalısın. Durdu gitti. Kamiya penaltıyı verirsin. Penaltı cezadır. Değil mi? Fine yazarım ben ona. 50 pounds fine. Good. Şimdi have to, must, should'ın arasındaki önemli özellik buymuş. Should'da bir takılacağım biraz daha. Çünkü should'ın soruları var arkadaşlar. Should soruları. Should I buy this jacket? Ne demek bu? Diyor ki bu ceketleri alsam mı? Yani şutlu sorular da yapsam iyi olur mudan ziyade kişilerin tavsiyesini almak için soruluyor. Ha, dur o zaman. Demek ki şut ve şudun yapsan iyi olur, yapmasan iyi olur. Şutlu sorularda tavsiye istiyor. Yapayım yapmayayım, ne diyorsun? Hmm, bak, should I buy this jacket? Bu ceketleri alsam mı? O da der ki, oh, I think yes, you should. Ya da I don't think you should leave them diyebilir. Şimdi bir de shouldn't'lı sorular var. Shouldn't'lı sorular. Shouldn't you study English? Bak şimdi bu ne demek? Bu da kişilerin sorumluluklarını hatırlatır. Yani shouldn't'la başlayan sorular sorumluluk mu hatırlatır? Evet evet. O İngilizce çalışması lazım. Senin şimdi İngilizce çalışman gerekmiyor mu? Shouldn't you study English now? Derim. Demek ki shouldn't'lu sorular sorumluluk hatırlatır. Should'lu sorular öneri ister. Should yapsan iyi olur. Shouldn't yapmasan iyi olur. Benim naçizane fikrim. Burada kalsın. Must'a bakalım. I must go home now. Şimdi eve gitmem lazım. Eve gitmesi lazım. Bir şey o zaman git dersin adam. Hadi git. Çünkü eve gitmem lazım diyor. İstese kalır. Ama ne diyor? Eve gitmem lazım diyor. Zorunluluğu kendi koyu, git dersin adama. Değil mi? Ama I have to go diyen bir adam istesen de duramaz. Çünkü onun gitmesi şart. I have to go. Yani bu kişi istese de kalamaz. Çünkü have to diyor. Demek ki gitmek zorundayım. Demek ki onun elinde olan şeyler değil bunlar. Başka bir sebepler. Dışarıdan gelen başka bir sebeplerden dolayı gitmek zorunda. Bunu bırak gitsin bu. Ama must'ı söyleyen adam o hiç gitsin. I must go. Go! Dersin. Ama I have to go diyen adama okay, see you next time dersin. For example. Şimdi must'lı hem yapmalısın hem de kurallarda kullanılıyor. Bakın must'lı pek soru sormayız, onu da söyleyeyim. Tamam, must'lı pek sorular yok. Have to da demek ki zorunluluk varmış. Demek ki zorunluluk ne demek? Yani the other way yok yani. Değil mi? The other way yok. Yani öbür türlüsü yok. Ben pazarlamacıyım. Şehirleri gezeceğim. Araban var mı? Yok. You have to have a car. Araba sahip olmak zorundasınız. Yapacak bir şey yok, yoksa iş alamayız biz sizi. Değil mi? Ya da şirket ona araba verir. Neyse. Şimdi bakın arkadaşlar. Buradaki bir diğer detay must, must, must. Must eşittir need, need, need. Ooh, need to. Ama sadece olumlu cümlelerde must ve need to aynı anlama gelir. Karıştırma. Ne demek bu? You must study English. İngilizce çalışsan iyi olur. Eşittir. You need to study English. Ama sadece ve sadece olumlu halleri aynıdır. Bunun olumsuzu mustn't, bunun olumsuzu needn't'tır. Bunlar aynı anlama gelmez. Ne anlama gelir biraz sonra göreceğiz. Şimdi have to yapmak zorundasın. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Yani doktor bana bu gözlüğü verdi. I have to wear these glasses. Değil mi? Bu gözlükleri takmak zorundayım. Yapacak bir şey yok. Yani bu bir kural değil. Bakın ne yapıyor? Doktor verdi bana bunları. Bunları takmazsam göremem ben. O yüzden have to kullanacağım. Ama bunun olumsuzu don't have to. Bu da başka bir şey. Bu da yapmak zorunda değilsin. Onu da şimdi görelim. Yani bunlar ana hatlarıyla size verdiğim bilgiler arkadaşlar. Biraz sonra gelin şimdi bunlara ait biraz daha detay görelim.
Yapmak zorunda değilsin. Ne istiyorsan yap. Yani gitmek zorunda değilsin ya. Ne istiyorsan git. Peki yapmak zorunda değilsin İngilizce'de hangi kalıplarla söylenir? Bir, örneğin gitmek zorunda değilsin. Bak, you don't have to go. Yani don't have to kalıbını kullanırsın. Bir, iki, you don't need to go. Ne yaptım? Don't need to kalıbını kullandım. Very good. 3. You needn't go. Gitmek zorunda değilsin. Needn't kalıbını kullan. Bakın bu hep olumsuzdur. Bunun olma hali yok. Unutmayın. Yani burada kullandığım kalıp needn't plus verb 1. Şurada don't need to ya da doesn't need to plus verb 1. Burada da don't have to ya da doesn't have to verb 1. Yani doesn't have to, you don't have to go now olabileceği gibi. She doesn't have to go now. O zaman buradaki have to değişmiyor. Kişiye göre değişmiyor arkadaşlar. I don't have to go. You don't have to go. We don't have to go. They don't have to go. She doesn't have to go. Şöyle yazalım bir tane de. She doesn't have to go. Gitmek zorunda değil. Ya da she doesn't need to go. Bakın burada hiçbir değişikliği yaratmayacak, değişikliğe sebep olmayacak. She needn't go. Gitmek zorunda değil. Demek ki bu kalıplarda 1, 2, 3 birisinin bir şey yapmak zorunda olmadığını söylerken kullandığım kalıplardır. Must eşittir need to. Hemen yazalım arkadaşlar. Must eşittir need to. Ama mustn't eşit değildir. Needn't. Unutmayın. Şimdi bu ne demek bu? Şimdi arkadaşlar, must neydi? Yapmalısın. I must go. Eşittir I need to go. Süper. Burada bir fark yok. Peki bundan olumsuzları da eşit mi? Hayır. I mustn't go. I mustn't go. Gitmemem lazım iken, değil mi? I needn't go ki demin de verdik. Gitmeme gerek yok demek. Şimdi gitmeme gerek yok. Gitmem lazım. Anlamlar aynı mı? Tabii ki değil. Demek ki bu iki özelliği de ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. Peki durum geçmiş için nasıl? Yani ya dün işten erken ayrılmak zorunda kaldım. Bir şey yapmak zorunda kaldım. Bak şimdi. Bak. Yapmak zorunda kaldım. Okay. Ne demek bu yapmak zorunda kaldım? Eşittir had to plus verb 1. Eylemi kim yaparsa yapsın arkadaşlar. Had to plus verb 1. Yapmak zorunda kaldım. Yaptım. Ya dün işten erken çıkmak zorunda kaldım. I had to leave work early yesterday. Good. Ne dedik bakın burada? İşten erken ayrılmak zorunda kaldım. Çıktı gitti. Erken ayrılmak zorunda kalmış. Ya kusura bakma, dün gece seni aramak zorunda kaldım. I'm sorry but I had to phone you last night. Good. Demek ki had to kalıbı yapmak zorunda kaldım demek. Peki yapmak zorunda değildim ne demek? Onu da yazalım. Yapmak zorunda değildim. Bakın yapmak zorunda değildim. Didn't have to. Didn't need to. Verb 1 gelecek. Bu iki kalıbı kullanacağız. Ne demek bu? Dün pazardı. Neden erken kalkmadın? Ben dün sabah erken kalkmak zorunda değildim ki. İşte bu. Yani I didn't have to. Bakın ya da I didn't have to ya da I didn't need to get up early. Değil mi? Erken kalkmak zorunda değildim ya. Dün neden işe gelmedin? Ben dün işe gelmek zorunda değildim ki. I
didn't have to or I didn't need to go to work yesterday. Gördük mü arkadaşlar? Demek ki bir şeyi yapmak zorunda değildim demek isterken de didn't have to ya da didn't need to kalıplarını kullanırız. Haftaya erken kalkmak zorunda kalacağız. Yani gereklilik haftaya başlayacak. Bakın arkadaşlar. Nokta noktayı yapmak zorunda kalacağım. Kalacağım. Tamam mı? Yani ne demek bu? Gelecekle ilgili. Will have to ya da I will need to. Ondan sonra yine fiilin bileceğini getireceğim. Süper. Haftaya Tom geliyor havaalanına, erken gelebilir. Of ya, o zaman erken kalkmak zorunda kalacağız. We will have to. Ya da we will need to. Bakın olur arkadaş, ikisi de olur. We will have to or we will need to get up early. Değil mi? At the weekend. Hafta sonu erken kalkmak zorunda kalacağız. At the weekend. Good. İngiltere'ye falan gideceğim ben işte önümüzdeki hafta. İngilizce çalışıyorum falan. Valla çalış çünkü her gün İngilizce konuşmak zorunda kalacaksın. You will, bakın you will have to da diyebilirsiniz. You will need to. Gene aynı şekilde. Değil mi? You will have to, you will need to speak English every day. Good. Every day şeklinde söyleyeceğim. Demek ki gelecekten bahsettiğimiz zaman will have to, will need to kalıbını kullanacağız. Özne ne olursa olsun arkadaşlar. Burada bir değişiklik unutmayın. Özne ne olursa olsun. Tabii ki olumsuzu da won't have to. Yani ya tekrar haftaya hastaneye gitmek zorunda kalmayacağız. En azından iyi değil mi? We won't have to go to hospital next week. Or we won't need to go to hospital next week şeklinde olacak. Should kalıbını hatırlayalım. Should'da ne vardı arkadaşlar? Tavsiye vardı. Bir kişisel bir öneri vardı. You should study English. Hemen yazalım bak. You should study English. Ben bunun yapılması gerektiğini beklemiyordum. Arkadaşlar bir tavsiyeydi. Değil mi? Yapılmadığı zaman da tabii ki sonucunda olumsuz bir şey olmayacak yani. Öyle değil mi? Peki ders çalışsan iyi olur. Bak yine sınavdan kalacaksın. Bu da öyle. Yapsan iyi olur. Etsen iyi olur. O zaman burada da should kullanacağım. Öyle değil mi? Yani you should study English. Otherwise you will fail the exam again mi diyeceğim yani. Hayır. Bakın arkadaşlar. Should yapsan iyi olur ama genel tavsiyedir. Yapılmadığında sonunda olumsuz bir şey seni beklemez. Ama bekliyorsa örneğin demin söylediğim gibi ders çalışsan iyi olur yoksa sınavdan tekrar kalacaksın desem o zaman should kullanmam. You had better study English. Study English. Ne diyor burada biliyor musun? İngilizce çalışsan iyi olur. Bu ne? Bu da İngilizce çalışsan iyi olur. Ama ne fark var? Burada çalışılmadığı zaman sonunda olumsuz bir şey beklemiyorken you had better study English. Burada da ders çalışsan olur ama burada çalışmadığın zaman olumsuz bir şey seni bekliyor. Bir problem bekliyor. Neden? Otherwise aksi takdirde you will fail the exam again. Good. Tekrar sınavdan kalacaksın. İşte bakın olumsuz. Dikkat etmen gereken şey burada. Seni bekleyen olumsuz şey burada. Bu arada benim You Had Better videomu da izleyebilirsiniz. İşte bakın linkini buraya atıyorum. O videoyu izleyerek de daha fazla bilgi öğrenmeniz mevcut. Şimdi gelin bu bütün öğrendiklerimizi örnekler halinde tek tek görelim. Gelin şu örnekleri tek tek inceleyelim. 1. You should read more books. Ne diyor arkadaşlar? Kitap daha fazla. Daha fazla kitap okusan iyi olur. Ne demek bu? Arkadaşlar bir tavsiyede bulunuyor. Süpermen yazalım. Tavsiye, öneri. Değil mi? Söyledim, kurtuldum, rahatladım. You shouldn't watch TV every day. Her gün televizyon izlemesen iyi olur. Bu da öyle genel bir tavsiye. Genel bir tavsiye. Zaten biz buralarda should kullanıyorduk. Değil mi? Should ya da shouldn't. Good. You had better finish your homework
Or your mother will get angry at you. Bu ne arkadaşlar? Burada şunu söylüyor. Ödevini bitirsen iyi olur. Spesifik bir zamanda, yani belirli bir zamanda, belirli bir konu üzerinde bir şey yapılsa iyi olur. Yoksa bir problem seni bekliyorsa, had better kullanıyorduk. You had better finish your homework or your mother will get angry at you. Ödevini bitirsen iyi olur, yoksa annen sinirlenecek. Sana sinirlenecek. Good. Had better burada kullanıyorduk. Look at this. You must change your fridge. Buzdolabını değiştirmelisin. Bu ne ya? Hı? Bakın, demek ki buzdolabı çok kötü bir durumda benim için. Ben de diyorum ki değiştirmelisin ya. Değil mi? Değiştirmelisin. Değiştirmen gerek. Kim koyuyor? Must'ı söyleyen arkadaşım koyuyor. Must'ı kullanan kişi koyuyor bu zorunluluğu. Değiştirmelisin buzdolabını. Okay. You must turn off your phone. Bu ne arkadaşlar? Telefonunu kapatmalısın. Şimdi bu bir kural. Kurallarda zaten must, or mustn't kullanılır. Unutmayın. Kurallar neydi? İstediğimizde çiğneyebileceğimiz şeylerdi değil mi? Bakın burada have'dan ayrılan önemli özellik buydu. Şimdi you mustn't phone her now. Onu şimdi aramamalısın. Kim diyor bunu? Bu mustn't'ı söyleyen kişi böyle bir zorunluluğu koyuyor. Aramamalısın. Should I buy her a present? Şutlu. Bakın, şutlu sorular neydi? Şutlu sorular öneri istiyor bizden. Diyor ki yani ona hediye alayım mı, alsam mı, alamıyor mu, ne diyorsun? Sen de dersin ki, ah yes you should. Or no you shouldn't şeklinde kısa cevaplar verebiliriz. Shouldn't you send the emails now? Shouldn't'la başlayan soru neydi arkadaşlar? Shouldn't'la başlayan soru sorumluluk hatırlatır. Sorumluluk. Yani diyor ki senin e-mailleri göndermen gerekmiyor mu şimdi? Diyor. Unutma. I have to pass the exam. Sınavı geçmek zorundayım. Yapacak. Bak hemen yazıyorum bak. Yapacak başka bir şey yok. Yok. Yapacak başka bir şey yok. I have to. Zorundayım. Nokta. I don't have to get up early tomorrow. Yarın erken kalkmak zorunda değilim. Evet. Don't have to. Bu anlama geliyordu. He doesn't have to or he doesn't need to. Bakın bunlar da yapmak zorunda olmadığını ifade eder. Finish his project this week. Bu hafta projesini bitirmesine gerek yok. Sorusuna bakalım. Do I have to or do I need to go to work tomorrow? Yarın işe gitmek zorunda mıyım diyor. Tabii ki he, she'de de ne olacak? Does she have to attend the meeting tomorrow? Attend ne demek arkadaşlar? Katılmak. Katılmak. Ne diyor burada? Yarın toplantıya katılmak zorunda mı? Does she need to attend the meeting tomorrow? Şeklinde olacak. Don't we have to go to school today? Or don't we need to go to school today? Ne demek arkadaşlar bu? Bugün okula gitmek zorunda mıyız? Tabii ki burada don't olduğu için zorunda değil miyiz anlamı verir. Yani don't we need to go to school today? Ya bugün okula gitmek zorunda değil miyiz? Unutma. Good. I had to tell her. Ona söylemek zorunda kaldım. Sorry. Good. The other one. I didn't have to buy this phone. I didn't need to buy this phone. Bu telefonu almak zorunda değildim. Good, aldım. Didn't you have to phone your boss? Didn't you need to phone your boss? Telefon. Patronunu aramak zorunda değil miydin anlamına gelir. Unutma. Gelelim buna. I don't need to go to the shopping center. I don't have to go to the shopping center. I needn't go to the shopping center. Yani alışveriş merkezine gitmek zorunda değilim. I will have to see the doctor again. I will need to see the doctor again. Ne demek istiyor burada? Diyor ki doktoru tekrar görmek zorunda kalacağım. Will I have to go to the bank again? Will I need to go to the bank again? Bankaya tekrar gitmek zorunda kalacak mıyım? You have to take the exam again.
or you need to take the exam again. Yani tekrar sınava girmek zorundasın. Zorundasın şimdi. Değil mi arkadaşlar? Güzel. Peki zorunda kalsaydın? Yani buradaki olay ne? Şimdi diyeceksiniz ki ya hocam tamam burada mesela again exam tomorrow desin bak. Tomorrow. Şimdi. Bu ne demek? Burada zorunluluk başlamıştır. Yani the adı yani zorunlu olma gibi bir özellik yok. Zorunluluk başladı bitti. Yani zorunluluk başladı. Sınava girmek zorundasın. Niye? Sınav kağıtların geldi. Her şey geldi değil mi? Her şey bitti yani. Organize edildi. Girmek zorundasın. Peki bu tomorrow değil de next week olsaydı. Next week. Ne demek bu? Haftaya işte sınavları cumartesi sabah falan yapacaklar. Of, ne diyeceksiniz? Cumartesi sabah erken kalkmak zorunda kalacağız o zaman. Bak. Cumartesi sabahı erken kalkmak zorunda kalacağız. Ne demek? Sınavları erken koymuşlar. Değil mi? Bakın bu yeni bir şey bu. Yani belki de daha kesinleşmedi. Ama olursa sen bunu yapmak zorunda kalacaksın anlamına geliyor. Şöyle deseydik bakın burada. You will have to. Ya da you will need to take the exam again. Sınava tekrar girmek zorunda kalacaksın. Ama ne zaman? Ve öğretmeni değişirse. Üniversitede değiştirirsen eğer tekrar sınava girmek zorunda kalacaksın. Bak daha burada zorunluluk başlamamış. Haftaya başlayacak. İşte o anlamda arkadaşlar you will have to ve you have to kavramlarını kullanacağız tamam mı? Yani burada zorunluluk şimdi başlamıştır ama will have to da daha başlamamıştır. O başlayacak. Yani ya ilk haberi duyduğunda bunu söylersin ya da belirli şartlar sağlandığında olacaktır. Yani ne demek bu? Tom cumartesi günü erken geliyorum dedi bana bak şimdi. Ben dedik haftaya pazar günü oradayım. Saat 6'da havaalanındayım. Allah erken kalkmak zorunda kalacağız. Şimdi bu adamın daha buraya gelmesi kesinleşmedi. Veyahut da kesinleşti biletini aldı diyelim ilk haber olduğu için bir de önümüzdeki hafta olduğu için çok uzak geleceklerde yani uzak gelecekte biz will have to kalıbını kullanacağız tamam mı? Good. Yakın gelecekte yarın veya önümüzdeki gün için zaten yine have to ve need to kalıbını da kullanabilirsin. Demek ki uzak gelecekte will have to'yu kullanıyoruz. Zorunluluk henüz başlamamış olabilir. Yeni duyduğum bir haber sonucunda sen bunu yapmak zorunda kalacağız da demiş olabilirsin. Unutmayın arkadaşlar. Şimdi gelin bunlara ait bir quiz alalım. Quiz time. Evet sizler için tam 10 tane soru hazırladım. 5'i burada. Buraya biraz önce öğrendiğimiz kalıpları ya kalıplardan uygun olan birini koyacaksınız. Şöyle duruyorum. Sizler durdurun ve şimdi yapın ve benimkiyle karşılaştırın. Question 1. When we were at school, biz okuldayken we blah 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 wear uniform every day. Biz okuldayken her gün üniforma giyerdik. Giymek zorundaydık. Anlamı veriyor burada. Değil mi? O zaman ne olacak? We had to. Bakın biz okuldayken her gün üniforma giymek zorunda kaldık. Zorundaydık. Anlamı veriyor. Şimdi diyeceksiniz ki hocam yani biz okuldayken her gün üniforma giymek zorunda değildik. Ben böyle düşünmüştüm. Olur mu? Olur. O zaman ne olurdu? We didn't have to. Ya da we didn't need to wear uniform every day şeklinde cevap da verebilirdin. Good. Number 2. You blah 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 connect to the internet to send an email. Ne diyor burada arkadaşlar? You blah 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 connect to the internet. İnternete bağlanmak, ya e-mail göndermek için internete bağlanmak. Bağlansan iyi mi olur? Bağlanmalısın. Bağlanmak zorundasın. Yapacak başka bir şey yok. Mu olur? Yapacak başka bir şey yok değil mi? Yani ne var burada arkadaşlar? Zorundasın ya. Yani yapacak başka bir şey yok yani. Zorundasın. O zaman zorundasın. You have to. You have to connect to the internet to send an email. Good. You need to connect. You need to dediğimizde olur muydu? You need to, you must aynı anlama geliyorsa olmaz. Çünkü yapman lazım diyor. Bu bir zorundalık arkadaşlar. Must, need to den aynı olduğu için onu burada kullanmayacağız. Number 3. Tom blah 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 work every day unless he wants to. O istemedikçe her gün çalışmak zorunda değil. Bunu nasıl söylerim? Tom
doesn't have to olur. Tom doesn't need to olur. Doesn't have to. Şöyle to'lar var. Tom needn't work olur. Üçü de olur. Tom doesn't have to work. Tom doesn't need to work. Tom needn't work every day unless he wants to. Olur. Number four. Blah blah blah. Show your passport at the border yesterday. Sınırda pasaportunu göstermek zorunda kaldın mı? Değil mi? Yani bu anlam çıkıyor. Ne diyeceğiz o zaman? Zorunda kaldın mı? Did you have to? Did you have to show your passport at the border yesterday? Did you need to show your passport at the border yesterday? Bakın sorularda gördüğünüz gibi bunlar bizim karşımıza çıkıyor. Yani olumlu cümlelerde must ve need aynı anlama gelirken sorularda ve olumsuzlarda have to ve need aynı anlamlara gelebiliyorlar. Bakın buna dikkat edeceğiz. Did you need to show your passport at the border? Did you have to? Good. You blah blah complete the application form in black ink. Diyor ki formu siyah mürekkeple yani siyah in black ink siyah mürekkep kalemle doldurmak zorundasın diyor. Doldurmayabilirsin yani kurşun kalemle de doldurabilirsin. Ne bileyim yeşil keçi uçlu kalemle de doldurabilirsin ama application o zaman ne yapmazlar? Saymazlar. Bakın bu bir kural ve kuralı çiğneyebiliyorsun. Gördün mü? Bakın burada bir kural falan yoktu have to'da. Bu kural değil ki yani. Yok ki yapacak başka bir şey yok. Bağlamak zorundasın interneti. Bu kuralı çiğneyebilirsin. Ama application'ı geçerli kılmazlar. Bu bir kural. Kurallarda biz ne diyoruz hep? Must. You must complete the application form in black ink. Question 6, 7, 8, 9, 10. Burada arkadaşlar şöyle duruyorum yine. Sizler tamamlayın. Şimdi benimkiyle kıyaslayın. Number 6. Bla 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 you study English now. Please go to your room. Lütfen odana git diyor. Yani burada senin şu anda İngilizce çalışman gerekmiyor mu? Lütfen odana git. Shouldn't you? Sorumluluk hatırlatmış. Shouldn't you study English now? Good. Number 7. I bla bla leave now. Otherwise. Aksi takdirde bir şey bekliyor. I will be late. Good. O zaman beni olumsuz bir negatif bir şey bekliyorsa ne yapıyorduk? Had better. I had better leave now, otherwise I'll be late. Number 8. If you fail this exam, eğer bu sınavdan kalırsan, sınava tekrar girmek zorunda kalacaksın. You will have to take the exam again. You will need to take the exam again. Very good. Number 9. We blah blah talk in the library. Kural. Konuşmamalıyız. We mustn't. Mustn't talk in the library. Number 10. It was Sunday. Pazardı. Bu yüzden erken kalkmama gerek yoktu. It was dediği için I didn't have to. I didn't need to get up early. Diyecektim. İşte her şey bu kadar basit. Umarım keyifli bir ders olmuştur. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.